Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 6. sınıf konusu olan yönetim şekillerini hep beraber göz atacağız. Öncelikle yönetim şekillerini anlayabilmemiz için devlet kavramından bahsetmemiz gerekiyor. Devlet bir toprak parçası üzerinde insanların örgütlendiği en büyük kurumdur arkadaşlar. Ve bu devlet insanların ilişkilerini düzenler. Nasıl düzenler? Kanunlar koyarak yapar bunu. Yasal bir otoritesi vardır. Kanunlara koymayan, kanunlara uymayanlara cezalar verebilir şeklinde. Devlet kavramı ortaya çıktıktan sonra insanlar bunu çok farklı yorumlamaya başlamışlardır. Kimisi egemenlik dediğimiz hakim olma olayını bir kişiye mal etmiştir. Kimi uygarlık bunu birçok kişinin eline vermiştir. Bazen de daha demokratik dediğimiz yöntemler uygulanmıştır. Şimdi hep beraber bakalım bu yöntemlere. Monarşiden başlayacağız. Monarşi Latince birden gelir. Buradan da anlayacağınız gibi, adından da anlayacağınız gibi bir kişinin yönetimi hakim olmasıdır. Egemenliği bir kişinin elinde bulundurmasıdır. Şimdi bu egemenliği elinde bulunduran kişi farklı unvanlar alabilir. Ne alır? Çar. En bilindik kral, padişah. Türklere baktığımızda İslamiyet öncesinde han, hakan ünvanları almış. İslamiyet'le birlikte sultan ünvanı hayatımıza girmiş, padişah ünvanı hayatımıza girmiş. Ünvanlar farklı olsa da temelinde olay aynı. Yönetici bir tane, yasama, yürütme, yargı, bütün yetkiler bir kişide toplanıyor ve onun söylediği sözün üzerine herhangi bir kimse söz söyleyemiyor arkadaşlar. Şimdi padişah, kral, imparator ya da her neyse unvanı savaş mı yapmak istiyor? Savaş yapılır. Buna karşı gelemezsiniz. Monarşilerde, şimdi matematiksel bir formül, monarşi artı meclis eşittir meşrutiyet oluyor. Şöyle oluyor, bir yine egemen elinde bulunduran bir hükümdarımız oluyor, yanında bir de meclis oluyor. Bu meclis hükümdarın yetkilerini kısıtlar ya da kısıtlayamaz, bu önemli değil ama bir yönetici, yani egemen elinde bulunduran bir kişi artı meclis olursa ne oluyor? Meşruti monarşi. Osmanlı Devleti'ne baktığımızda 1876 yılında buna gidiyor, işte biz ona meşruti monarşi yerine meşrutiyet dönemi de diyoruz. Günümüzde baktığımız zaman İngiltere'nin meşrutiyetle yönetildiğini söyleyebiliriz. Bakın bir kraliyet ailesi var. Kraliyet ailesinin yanında bir de halkın seçtiği bir meclis var. İkinci olarak ki size sorular genelde buradan gelir. Monarşinin tanımıyla ilgili sorular gelir. Günümüzde hangi ülkenin monarşiyle yönetildiğine dair sorular gelir. İkinci olarak baktığımızda oligarşi. Oligarşi egemenliğin bir grubun elinde olması. Bakın az önce tek kişinin elindeydi. Burada bir grup. Ama bu grup şöyle değil. Yoldan halkı çevirmiyorlar. Bu yönetici grubun içine girmek için soylu olmanız lazım. Ya da din adamı olmanız lazım. Ya da zengin olmanız lazım. Ya da asker olmanız lazım. Bakın sıradan insanlar yönetime giremiyor. Şimdi oligarşi yönetimde, yani bir grubun yönettiği yönetim şeklinde küçük imparatorluklar lazım. Küçük uygarlıklar lazım. Mesela 82 milyonu yönetmek için oligarşi yönetimini seçemeyiz. Hangi soylu, hangi din adamı, hangi asker, kim yönetecek? Çok büyük. Bunlar daha küçük topluluklarda görülür. Şu an oligarşiyle yönetilen bir ülke yok. Fakat geçmişe baktığımızda İyonlar, şu özgür düşünceyle ünlü olan İyonlar, geçmişte oligarşiyle yönetilmişlerdi sevgili arkadaşlar. Teokrasiye baktığımızda teokraside din kurallarıyla yönetilmedi arkadaşlar. Şimdi nasıl ki dinleri sorgulayamıyorsak, çünkü onlar dogmatiktir, yani onlar vardır, onları sorgulayamayız, onların üzerine ya dinin şu kuralı bana uymuyor diyemeyiz. Eğer varsa vardır. Teokrasi de yönetme yetkisi Tanrı tarafından geliyor. Çünkü Tanrı adına yönetiliyor devlet. Nasıl Tanrı'nın buyruklarına karşı gelemiyorsak, Tanrı'nın yetki verdiği insana da karşı gelemiyoruz. Şaşırtıcı şekilde
günümüzde Vatikan dediğimiz ülke, ki bu İtalya'da çok küçük bir şehir devleti diyebilir, şehir devletidir ve Papa'nın yaşadığı yerdir. Papa'yı biliyorsunuz, Hristiyanların dini lideri. Vatikan teokrasiyle yönetiliyor. Papa ne derse oluyor. Papa kimdi? Hristiyanların dini lideri, dini bir lider. Ülkeyi din kurallarına göre yönetiyor. Bundan da soru çıkar. Ha, Mezopotamya'da da bu Sümerler'de görülüyor. İlk çağa baktığımızda İyonlar oligarşiyle yönetilirken Sümerlere baktığımızda teokrasiyle yönetildiğini görüyoruz. Dediğim gibi teokrasi de hükümdarın ya da yöneticinin pek sorgulanacak bir konumu yok. Gerçi hani monarşide de bunu çok sorgulayamıyorsunuz ama bu daha dogmatik, bu daha Tanrı tarafından gelen bir şey. Şimdi en bu anlattıklarım eminim size garip gelmiştir, saçma gelmiştir. Çünkü biz cumhuriyetin içine doğmuş insanlarız. Biz bu yönetim şekillerinin hiçbirine hakim değiliz. Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğu yönetim biçimi. Ne demek bu? Ben gidiyorum halk olarak, ben soylu değilim, ben çok zengin değilim, ben din adamı değilim, ben tüccar değilim. Benim halkım 82 milyondan beni ayıran herhangi bir şey yokken benim yönetimde söz sahibi olmam. Bir avantajım var mı? Yok. Bir özelliğim var mı? Yok. Ama beni seçecek, beni yönetecek insanı ben seçebiliyorum. İşte bu yönetim biçimlerine cumhuriyet deniliyor arkadaşlar. Günümüzde zaten en yaygın yönetim biçimi ABD, Fransa, Türkiye, ki Türkiye biliyorsunuz 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan ediyor. Cumhuriyet yönetimine geçiyor. Cumhuriyetle yönetilen ülkeler arasında arkadaşlar. Şimdi şu MEP kitabımızdaki bu etkinliği hep beraber yapalım. Şöyle hemen kalemimizi seçiyoruz. Bakalım. Egemenlik halka aittir, zaten cumhuriyet demiş. Yönetici, padişah, çar, kral, sultan gibi unvanlar kullanır. Bunu söyledik, dedik ki unvanlar farklı olsa da mantık aynı. Monarşi. İyonlarda görülmüş. İyonlarda görülen neydi? Dedik ki özgür düşünce vardır ve onlarda neydi? Bir grubun yönetmesi olan oligarşi görüyorduk. Din kurallarının egemen olduğu yönetim şeklidir. Din kuralları dediğimiz şu an Vatikan'ın da yönetilmiş olduğu teokrasiydi arkadaşlar. Kişi hak ve özgürlükleri vardır. Bunların hiçbirinde farkındaysanız halkın, bir kişinin hakkından, hukukundan söz etmedik. Ama cumhuriyet yönetiminde dedik ki bizim haklarımız var, biz yönetime katılabiliyoruz. Egemenlik tek kişiye aittir. Monarşi. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Cumhuriyet. Egemenlik küçük bir gruba aittir. Yine geldik İyonlar'da, dedik ki grup, o zaman ne oluyor? Oligarşi. Yöneticiler din adamlarıdır. Dogmatikci, sorgulayamıyorduk. Vatikan dedik, teokrasi. Yönetme etkisi babadan oğula geçer. Monarşilerde arkadaşlar nasıl oluyor? Hatırlatalım tekrar. Bir hanedan, yani yönetimdeki aile üyeleri. Bu hanedan dediğimiz sadece baba oğul değil. Amca, kuzenler, hala, dayı, hepsi oluyor. Hanedan üyeleri oluyor. Bunlar ne oluyor? Mesela kralımız var bir tane ya da padişahımız var. Ölüyor. Yerine oğlu geçer. Ölen kralın oğlu yok mu? Yoldan adam çevirip artık sen bizim yöneticimizsin demezler. Ne yaparlar arkadaşlar? Hanedandan, o aileden yine birini seçerler. Bu da monarşinin önemli özelliklerinden biri. Devlet yönetecek kişiler seçimle iş başına girer. Şimdi monarşi de dedik ki, az önce dedim, padişah seçemez. Oligarşi de bu gruba girmek için bazı kıstasları yerine getirmen gerekiyor. Teokrasi de din adamıysan, çok önemli biriysen belki, ama papayı halk seçmiyor. Onun mesela seçim kriterleri çok farklı. Fakat cumhuriyette dedim ki ben, bir özelliğim olmadığı halde halktan, sıradan biri olarak gidip gayet oyumu kullanıp beni yönetecek kişiyi seçebiliyorum. Yönetim biçimleri bu şekilde arkadaşlar. Bu konunun sizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Sorularda da zaten ya tanımlar üzerinden giderler ya bu tablo üzerinden giderler. Bu tablo üzerinden hani ekstra zorlayacak bir şey gelmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru çözmeyi unutmuyoruz. Thank you.